zaman sorayım, hatırlatarak sorayım şimdi ne olmuştu diye izleyicilerimize. 2017 yılında Türkiye Rusya'dan 2.5 milyar dolar, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu bizim ulusal... Öyle ifade edildi. Evet, ulusal beka meselemiz denildi. Çıkarımız denildi. Ve 2017'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alındı. Ve ilk batarya, yanlış yine hatırlamıyorsam, 2019 yılında Türkiye'ye ulaşmıştı. O günden bugün aslında S-400'lerin nerede olduğu da pek bilinmiyor. Ama biz hep bunu konuşmaya devam ediyoruz. Neden devam ediyoruz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından Türkiye'ye katsa yaptırımlarını uyguladı. Neydi katsa yaptırımları? Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası adı altında yaptırım uyguladı. O zaman yine dönemin başkanı Donald Trump'tı, hatırlatalım. Ve aynı zamanda yaptırımlardan sonra da Türkiye, sizin de bahsettiğiniz gibi, çok önemli bir programdan, F-35 müşterek taarruz uçağı programından da çıkarıldı. Şimdi bu kadar tartışmaların ardından yine son zamanlarda, yani ben aslında uzun zamandır bu S-400 meselesini kiminle konuşursam konuşayım hep bir üçüncü ülkelere satabiliriz üzerine yoğunlaşılan bir takım yorumlar vardı. Şimdi yine yanlış hatırlamıyorsam eski devlet bakanı Cavit Çağlar. Evet, T24'ten Cansu Çamlıbey'le verdiği röportajda işte Rusya'yı kızdırmadan S-400'lerin satılabileceğini, yani ne dedi, müşterisi hazır dedi, soruyor zaten Cansu Çamlıbey de orada hangi ülkeler olabilir diye. İşte Hindistan'ın ismi geçiyor, Pakistan'ın ismi geçiyor ve beraberinde başlayan bir tartışma olmaya başladı. Hatta dün yine baktım, yabancı uluslararası kaynaklar da bu tarz haberler de yayınlamaya, analizler yayınlamaya başlamışlar. Forbes'ta mesela bir yazı gördüm bununla da alakalı, bir makale, benzer bir makale. Yani yine Türkiye'de de çelik kubbe meselesi konuşulmaya başladıktan sonra S-400'ler yine gündem olmaya başladı. İşte Murat Yetkin yazmıştı Yetkin Report'taki yazısında. Yani entegre edilebilir mi çelik kubbe S-400'ler diye, ki bunun cevabının herhalde kısa vadede hayır olduğunu biliyoruz. Çünkü NATO ülkesi Türkiye. Eğer entegre edilmeyecekse, burada da kullanılmayacaksa S-400'ler ne olacak diye. Ben de size sorayım o zaman. Ne olacak? Yani siz yazınızda da söylemişsiniz, müttefik ülkelerle karşılıklı mutabakata dayalı olarak aşmayı hedefleyen bir takım yollar bulunmalı. Şimdi nasıl olabilir bu yollar? Gerçekten bu üçüncü ülke, yine siz biraz önce bahsettiniz, dediniz yani Hindistan Rusya ile bir takım ortak işler yapıyor. Çin işte Rusya ile bir takım ortak işler yapıyor hava savunma sistemleri konusunda. Makul öneriler mi bu üçüncü ülkeye gönderebilme önerileri ve böyle bir şey olur mu? Türkiye'deki yetkililer bunu ister mi? Ankara'daki yetkililer? En olası yol bu mudur? Nasıl çözülür bu S-400 sorunu diyeyim. Ve tabii S-400 sorunu çözülürse beraberinde bir takım sorunlar da, yani daha önce yaşanan bir takım sorunlarda da çözülme yoluna gidilir mi? Örneğin tekrar Türkiye F-35 programına geri dönebilir mi böyle bir durum olursa? Böyle sorayım ben, böyle kapatalım isterseniz bu muammayı. Tamam, ben Sayın Cavit Çağlar'ın bu üçüncü ülkeye satılabilirden neyi kastettiğini ben de tam olarak bilmiyorum. Eğer kendisinin bu konuda bilgisi varsa kamuoyuyla paylaşmasında, uygun gördüğünde paylaşmasında ben yarar görürüm. Şunun için söylüyorum bunu, çünkü Türkiye ile Rusya arasında bu hazır satın alıma dayalı sözleşmenin ayrıntılarını biz bilmiyoruz. Yani üçüncü tarafa satılabilir mi? Buna imkan var. Rusya bunun için hani şey derler ya, ihracat kontrol sistemleri, önlemleri, her neyse, bu nasıl ele alındı onu bilemiyoruz. Dolayısıyla biz zamanında, daha önce NATO'da görev yapmış benim kıdemli büyükelçilerimizle birlikte bir makale kaleme almıştık. Bundan yaklaşık 2 sene önce, hatta 2,5 sene önce. Belki NATO çerçevesinde bir çözüm düşünülebilir. O da şudur. Şimdi NATO her bir müttefik ülkeye ayrım yapmaksızın düzenli denetimler yapar. Ayrım yapmaksızın. Eğer Türkiye bir şekilde, bu zaten aslında fiiliyatta kullanmıyor biliyorsunuz bu sistemleri. Bir kere bir denemesini yaptılar bir Sinop'ta. Onun dışında bu sistemler atıl vaziyette. Ve çok kuvvetle muhtemeldir ki atıl kalmaya devam edecek. Madem fiiliyatta böyle bir atalet var, o zaman bu fiiliyattaki ataletin belki de resmileştirilmesine fayda var. Şöyle ki,
gizli saklı bir bilgi de değil. Onu da hemen baştan söyleyeyim. NATO'dan her yıl karma heyetler gelir. İçinde çeşitli müttefiklerin temsilcileri olur. Çeşitli kurumlarımızı ve üstlerimizi vesaire bu denetime tabi tutarlar. Ama bu sadece Türkiye'de değil. Müttefiklerde böyledir. Yani yıllık denetimler vardır. Örneğin şu güvence verilebilir. NATO çerçevesinde verilmesinin daha sıhhatli olacağını düşünüyorum. Bu konunun Türkiye-ABD ilişkilerinin, ikili ilişkilerinin çerçevesine sıkıştırılmaması, hapsedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her yıl yapılan denetimlerde zaten altın elde tutulan bu sistemleri tutuluyorlarsa gelip görebilir. Çünkü bunun üzerinden raporlar da düzenlenir. Yani NATO'dan gelecek heyet veya NATO bünyesinde evet Türkiye bu sistemleri kullanmıyor. Bir raporlanma sistemi geliştirilebilirse bu bir güvencedir. Ve bir takım farklı imkanların önünü de açabilir bu. Benim tabii bu şahsi düşüncem. Ha üçüncü ülkeye satılır mı satılmaz mı o konuda ben bir şey diyemeyeceğim. Çünkü Türkiye ile Rusya arasında bu konuda imzalanmış bulunan sözleşmenin içeriğini ben bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim. Hani bu bahsettik ya işte çelik kubbe vesaire. Her bir füze, hava füze savunmasının ne nihai hedefi nedir? Bir ülkenin topraklarını ve nüfusunun tümünü savunma ve koruma altına almaktır. Peki şimdi ben soruyorum. Peki S-400'leri bir standalone, bağımsız kullanacağız. Bağımsız kullanacaksın. Bunları NATO ben kabul etmem dedi. Kendi sistemi içine almam dedi. Özel bir linki vardır NATO'nun bu tür verilerin ve radar izlerinin paylaşıldığı. Ben bunu da almam dedi. Burayı alamıyorsun. Kendin standartlarında sistemler üretiyorsun. Üretmekle de kalmıyorsun. Bunları Avrupa'daki ülkelere, hani Avrupalı müttefik ülkelere ve Avrupa dışında uygun gördüğün ülkelere satıyorsun. Pazarlamak istiyorsun. Doğal olarak payını geliştirmek istiyorsun. Savunma sanayi açısından konuşuyoruz. Peki bunlar tamam, hepsi tamam. O zaman S-400'ü bu çelik kubbesinde nereye oturtacaksın? Çünkü gökyüzü kalkanı girişimine girmişsin. NATO'yla veri ve radar izlerini paylaşıyorsun. Çünkü ben bunları almam. Şey, Avrupa gökyüzünü kalkanı girişimi açısından da geçerli. NATO üyesi ülke, 11 ülke. O zaman bunlar ne işlem görecek? Atalet vaziyeti, altın vaziyeti duruyor. Ya bunu bence NATO bünyesinde karşılıklı güvenceler vermek suretiyle aşmamız lazım. F-35 projesinden çıkmamız, sadece 5. nesil uçak teknolojisinin dışında kalmamız yol açmadı. Türk savunma sanayine de büyük kayıplar oldu. Bunu F-35 tedarik zincirinde üretim yapan firmalar çok iyi bilirler. Çünkü bunu yaşadılar. Deneyimlediler. Hesaba göre oradan 12 milyar dolar kaybımız var. Gövdesini üretiyorduk bu uçağın ya. Ve biz buradan bir takım know-how kazanıyoruz. Ben şunu söylüyorum. Hep söyledim. Hava kuvvetlerinin tüm pilotlara F-35 mi olsun? Hayır. Çok pahalı bir uçak. Binlerce dolara mal oluyor. Dolayısıyla bizim daha maliyet etkin bir çözüm bulmamız. Zorunluydu. Neydi bu çözüm? Milli muharip uçak. Yani Kaan. 16 Viper'lar gelecek. Ne zaman gelecek? 2028'de falan gelecek. Veya 2030'lu yıllara doğru gelecek. Hatta 2028'de geldiğini varsayalım. Envantere girdi. Viper'ları konuşuyoruz. 2030 yılları geldiğinde hemen hemen tüm örneğin NATO üyesi ülkelerin F-35 uçakları bulunacak. 5. nesil. Şu anda en gelişmiş 5. nesil uçak. Tartışmasız. Başka bir şey daha olacak. Ben bunu hep yazdım, çizdim ve söyledim. O yıllarda yani 2030-2035 bandında kimi ülkeler 6. nesil uçak üretmeye başlayacaklar. İnsanlı, yani pilotlu ve pilotsuz 6. nesil uçak üretmeye başlayacaklar. Dolayısıyla buradaki bu bizim telafi edecek yollar bulmamız lazım. Bunun yolu da bu S-400 muammasına bir çözüm bulmaktan geçiyor. Bunu NATO içinde karşılıklı teminatlara bağlayabiliriz. Elbette Türkiye'de eğer bunu yaparsa
Bunun karşılığında F-35 projesine tekrar dönüşü garanti altına alması lazım. Şu anda fiiliyatta olan durumu resmileştirmek lazım. Biz bunları kullanmayacağız. Tamam, bir hata ettik. Edildi bence. Bu hatadan dönüyoruz. Çerçevede ABD'ye değil ama NATO çerçevesinde NATO üyesi ülkelere ben bu güvenceyi veriyorum. Zaten yıllık rutin denetimler yapılıyor. Bu denetimlerde gelsinler görsünler. Her nerede tutuyorlarsa, hangi hangarda tutuyorlarsa gelsinler baksınlar. Şunu için söylüyorum. İlgili kurumlarımızı ve NATO'ya tahsisli askeri üslerimizi vesaire NATO denetimini açmışız zaten. Gelse bunu da bunlardan bahsediyorum. Bakın sadece askeri güçlerden veya tesislerden değil. Sen bunu kabullenmişsin ittifak içinde bir üye olarak. Diğer üyeler gibi. Bu da sağlanabilir bence. Hemen şunu söyleyeyim. Ne dedik? Tekrar ediyorum, bu önemli. Bütünleşik bir ağ içinde birbirleriyle çalışan sistemler ve algılayıcılar. Değil mi? Çelik burada böyle açıklandı. Çok doğru bir yön ve çok doğru bir adım ve hedef. Bu hedefin son aşaması nedir? Topraklarının ve nüfusunun tümünü kapsama ve koruma altına almaktır. Peki sen S-400'leri kullandığın zaman bunu yapabilecek misin? S-400'ler ne kadar koruma ve kapsama sağlayacak? Aslında ben cevabını biliyorum ama. Peki ülkenin bütününü koruyabilecek mi? Ülkenin bütününü koruyacak milli sistemlere bunu entegre ettiğinde ki o milli sistemlerin birçoğu özel link vasıtasıyla NATO'ya bağlı. Bu kabul etmeyeceğine göre peki ne olacak? Dolayısıyla bizim bu konuyu çözmemiz lazım. Ha, bana göre çözümü de şudur. Her ne kadar Avrupa Kalkanı girişimine dahil olmuşsak da daha önce başlatılan bir süreç vardır. Fransa İtalya ortaklığında Eurosam'in geliştirdiği geliştirilmiş versiyonuyla SAMP/T projesi içine girmek. Yani yine bir konsorsiyum içinde füze savunması alanında kendi ulusal mimarimizi altını çiziyorum. Kendi ulusal füze savunma mimarimizi destekleyecek ölçüde gitmek. Bir Avrupa sistemiyle işbirliğine gitmek. Ben bunu hep savundum. Başından beri savundum. Yine savunuyorum. İster istemez eğer Avrupa'da derken sadece Avrupa Birliği'ni de kastederek söylemiyorum. Çünkü orada da bir bana göre savunma konusunda stratejik körlük var. Türkiye'yi dışarıda tutan. Onun da açılması lazım. Türkiye'nin o yolları da bulması lazım. Eğer Avrupa tümüyle özellikle müttefik ülkeler odaklı olmak üzere hava ve füze savunmasını tüm müttefik ülkeler ve müttefik ülkelerin nüfusu bunu kapsayacak şekilde geliştirmek istiyorsa o zaman çeşitli bileşenleri bir araya getirmek zorunda. Bunun içine SAMP/T de dahil. Bu aynı zamanda ABD ile Avrupa arasındaki dengenin kurulması açısından da önemli. Özellikle Trump iş başına gelirse bu ihtimale karşı. Türkiye'nin de bence Avrupa denklemi içinde yer alması lazım. Ve Avrupa Birliği'ni de zorlaması lazım. Türkiye'nin Avrupa Savunma Birliği diyorlar şimdi. Von der Leyen'inki de bile öyle söylüyor. Avrupa Savunma Birliği öyle bir şey yok ortada ama bu birliğin önemli aktörlerinden biri olma yönünde gayret göstermesi lazım. Sadece söylemde değil. Bileşenlerle de katkılarla da. Bunu da kendi ulusal amaçları için bir çarpan olarak kullanması lazım. Buradaki ulusal amaç şudur. Görüyoruz örneklerini. İşte Ukrayna'da görüyoruz. En son Gazze'de gördük. İran-İsrail çatışması umarız daha büyük bir felakete yol açmaz. Burada tüm Türkiye'yi ve ülke içindeki tüm nüfusu koruyacak, kapsayacak bir mimariye bizim ihtiyacımız var. Bu bugünden yarına olmayacaktır. Bunun alt bileşenleri Türkiye'de yeni üretilmektedir. Bu üretimi hızlandıracak, takviye edecek ve o nihai hedefe bizi ulaştıracak şekilde biz ulusu çerçevelerden de yararlanmak zorundayız. Zaten bu adım atıldı. Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimi vasıtasıyla
Zaten NATO'nun üyesiyiz. NATO'nun balistik füze savunması imkanlarından da yararlanıyoruz. O zaman buna göre düşünmek lazım. Ve işte bunun kavramsal temeli de tarihinde ilan edilen Çelik Kubbe projesiyle esasen kamuoyuna açıklandı. Şöyle umalım, nihai hedef, tekrar ediyorum, Türkiye'nin tüm topraklarını ve tüm nüfusunu korumak üzere kurgulanması lazım. Bunun için de çok uluslu işbirliklerinden kaçınmamak gerekir. Kendi sistemlerimizle uyum sağlayacak. Hem sistemlerimiz hem algılayıcılarımızla uyum sağlayacak. Türkiye'nin hava ve füze savunmasına gerçek anlamda katkı sunacak. Mevzi S-400'lerin sağlayacağı o mevzi savunmanın çok ötesinde mimari oluşması lazım. Bir daha söyleyeyim. Peki biz kendi savunma sanayi üretimimiz içinde yerlilik ve millilik payını ne kadar yükseltirsek o kadar iyi. Tüm sistemlerimizle uyumlu çalışan, sistemler üreten ülkelerle olan işbirliğini de etmememiz lazım. Bu işbirliğini sekteye uğratacak yollardan kaçınmamız lazım. S-400 burada örneğin hatalı bir bizi o tür işbirliklerinin dışında bırakan bir seçimdir. Bundan sonra umarım Çelik Kubbe'nin de açıklanmış olmasıyla birlikte bir bu S-400 kamburundan dedim ben S-400 kamburundan kurtulalım. İki, kendi yerli ve milli savunma mimarimizi oluşturmak üzere kurumlarımızı geliştirme faaliyetlerimizi hızlandıralım. Bunu yaparken de bizim ürettiğimiz algılayıcılar ve sistemlerle uyumlu çalışacak bu tür sistemleri üreten ülkelerle işbirliği yapmaktan da kaçınmayalım. Bu işbirliğinin önünü engel oluşturacak seçimler yapmaktan ise kaçınalım. Ben bunu söylemek istiyorum. S-400 bunlardan bir tanesidir. Umarız ileride önümüze başka tür engeller çıkmaz. Çok teşekkür ediyorum. Ediyorum Fatih Bey. Çok dolu dolu ne kadar da güzel bir söyleşi oldu. Ya bir yerde dediniz ya gerçekten yerli ve milliliğe karşı değiliz ama gerçekçi olmak lazım diye. Ben de bir kez daha altını çizmek isterim bu durumu. Ve çok güzel anlattınız. Yani bu bütünleşik ağ uyum içerisinde çalışacak adımları da atmak lazım. Geç olsun güç olmasın diyelim. Yine siz bahsettiniz yani 20 yılın ardından gelen aslında atılan bir adım. Keşke daha önce atılmış olsaymış ama geç olsun güç olmasın devamında da diğer adımlar gelsin diyelim. Çok teşekkür ediyorum bugünkü bu bilgilendirici dolu dolu söyleşi için de. Çok selam olsun Ankara'ya sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Medyaskopa iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize teşekkür ederim. Yeni yayınlarda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.